Adamın birisi karısıyla hiç geçinemez, evde her gün basit şeyler yüzünden tartışırlarmış. Adam bu tartışmalardan bıkıp artık ayrılmak istediğini söylemiş. Bunların münakaşaları yüzünden iki tarafında ailelerinin araları açılmış. Bu şahıs bir gün perişan bir halde istişare etmek için tecrübe sahibi, ilim ehli, herkes tarafından sevilen, sözüne güvenilen bir zata gidip durumu anlatmış. Hanımından boşanmak istediğini söylemiş. O zat ise ona artık ayrılsan da fark eden bir şey olmaz. Şurada bir ay kadar ömrün kaldı. Ne istiyorsan yap demiş. Bu sözü duyan adam şok olmuş ve perişan bir durumda çıkıp evine gitmiş. Rastladığı tanıdıklarıyla helalleşmeye başlamış. Eve gittiğinde de hanımını ağlamaklı bir şekilde ''Hatun gel, bunca zamandır seni üzdüm. Sana iyi kocalık yapamadım. İstediğini alamadım. Hakkını gözetemedim. Ne olur beni affet. Bana hakkını helal et.'' demiş. Hanımı ''Allah Allah, bu adama ne oldu da böyle şeyler yapıyor?'' der. Acır ona ve ''Bey, asıl sen hakkını helal et. Ben edepsizlik yaptım. Seni çok üzdüm.'' deyip ikisi de başlamışlar ağlamaya. Sonra adam kavgalı olduğu kayınpederine gidip onunla da ağlayarak helalleşmiş. Adamın hanımı da kendi kayınvalidesine gidip aynı şekilde helalleşmiş. Artık evde her gün cennet hayatı yaşayan çift bu süre zarfında birbirlerini hiç üzmemişler. Ama adam hanımına o zatın öleceğine dair sözünden hiç bahsetmemiş ve bir ayın dolması için günleri sayar olmuş. Günler yaklaştıkça yaptığı iyilikler artmış, geceleri de ibadet etmeye başlamış. Bir ay dolar ha bugün, ha yarın öleceğim derken bir türlü ölmemiş. Kesin bir ay denmedi, bir ay kadar dendi, belki birkaç gün daha var diye düşünmüş. Birkaç gün daha bekleyip yine ölmeyince tekrar o zatın yanına gitme kararı almış. Zata, efendim ben ölmedim demiş. O zat da ona ne ölmesi deyince, efendim siz bir ay kadar ömrünüz kaldı demiştiniz. O bir ay doldu ama ben hala ölmedim demiş. Zat, kardeşim ben senin ne zaman öleceğini bilemem ama şunu biliyorum. Ölüm var. Bir gün elbette öleceksin. Ölecek adam kavga niza ile hayatını zehir etmez. Şu andaki hayatından memnun musun diye sormuş. Adam evet hiç tartışmamız olmuyor demiş. O zat da haydi artık böyle devam edin demiş ve ailenin iki çocukları olmuş. Gül gibi geçinip gitmişler. Aslında bütün mesele ölümü unutmamak. Ölümü unutunca ne oluyor, unutmayınca ne oluyor? Bu hikayemiz açık bir şekilde dinleyicilerimize örnek. Bütün sıkıntılar ölümü unutmaktan, hak ve hukuku riayet etmemekten yani dinimize uymamaktan ileri gelir.